Veri tabanı programlamada en temel veri işleme sorgu yapılarından bir tanesi de insert. Insert'ler veri ekleme için kullanıldığını artık biliyoruz. Şimdi bununla ilgili en temel işlemlere bakalım. Bazı detaylar var, o detaylar üzerinde de konuşacağım. Yeni başlayanlar için biraz öğrenmesi zor olabilir bazı detaylar. Ama genel anlamda çok basit bir kullanıma sahip. Bunun için, bu işlem için Chinook veri tabanı üzerinde employees tablosunu kullanacağız. Bunun için employees tablosuna bir sorgu çekiyorum buradan. Ve çalıştırıp sonucunu görelim. Bakalım neyimiz varmış. Sonrasında şimdi tekil veri ekleme ve çoklu veri ekleme diye ikiye ayrılıyor veri ekleme. Aslında ikisi de aynı. Veri ekleme amacıyla kullanılıyor. Bir tanesinde şu şekilde belirttiğim gibi tek bir veri ekleme için kullandığımız yöntem. Diğeri ise çoklu veri ekleme dediğimiz tek bir seferde birden fazla veri eklemeyi sağlayan yöntem. Şimdi bunun için basit anlamda şu tekil veri ekleme yöntemini kullanalım. Insert, into ve tablo adı. Yukarıdaki sintakste de gördüğünüz gibi sintakste zaten detaylı bir şekilde anlatıyor aslında. Insert, into ile başlıyoruz ve tablonun adını yazıp sütunları da sütun ya da sütunları parantez içerisinde aralarında virgüller koyarak yazıyoruz. Ondan sonra da bu sütunlarla eşleşecek şekilde değerleri de values yazdıktan sonra bunu şunun yanına da yazabiliriz. Biz öyle yapacağız mesela genel olarak ama altında da kullanabilirsiniz. Sonrasında values diyerek de sıralamaya uyacak şekilde, sütunların sıralamasına uyacak şekilde değerleri veriyoruz. Bu kadar basit. Şimdi insert into employees diyorum ve parantezi açtıktan sonra ben ne eklemesi yapacağım? Şurada dikkat ederseniz last name ve first name var. Bunları ekleme yapacağım. Şöyle, normalde bunları belirlerken tablonun yapısını bilmeniz gerekiyor. Mesela şuradan geliyorum. Bakın sütunları açmama gerek yok. Edit the table diyerek aslında buradaki alanı görebilirim. Bakın şurada last name ve first name alanı bizde not null olarak belirtilmiş. Bu şu demek oluyor. Burada veri olmak zorunda. Employee ID, last name ve first name bilgileri değer almak zorunda. Yani ben bunlara bir insert işlemi yaparken değer göndermek zorundayım. Kafama göre seçemiyorum yani. Bu tablo yapısına bağımlı bir insert yapısı oluşturabiliriz. Bu nedenle eğer tablo yapısında mesela bunların hepsini not null bir şekilde boş geçilemez yapmış olsaydık ya da öyle bir yapıya sahip olsaydık burada, o zaman bunların hepsine veri eklemek zorundaydık insert sorgusu içerisinde. Ekranıma geri döndüm. Şu ekrana nasıl döneceğinizi de şöyle söyleyeyim. SQL editörler var bakın burada. Daha önce açtığınız editörü sonrasında şuradan başka bir ekran açarsanız mesela edit table gibi örneğin başka bir ekran. Altta SQL editör olarak saklanıyor bunlar. Buradan seçebilirsiniz. Benimki buydu. Devam ediyoruz. Employees diyerek ne yapacağız? Ben first name ve last name'e değer atamak zorundayım. Ve last name diyorum burada. Sütun olarak. Dikkat ederseniz employee ID yazmadım burada. Bunun nedeni employee ID otomatik artan bir sütun. Yani ona değer atamamıza gerek yok. Auto increment üzerine gelince dikkat edin. Açılan pop-up'ta primary key auto increment diyor. Auto increment bunun anlamı otomatik artan sütun olması. Oraya dokunmamıza gerek yok. Sonra values diyoruz. Values kısmında da tek tırnaklar içerisinde bunları yazmam gerekiyor. Metinsel değerleri tek tırnaklar içerisinde yazıyoruz. Ne yazalım mesela? Kendi ad soyad bilgimi yazayım ben burada. Ve seçtim. Tabi ara ara hatırlatayım ben bunları. Yeni başlayanlar vardır belki. SQL sorgusunu çalıştırırken hangi sorguyu çalıştıracaksanız onu seçmeniz lazım. Yoksa burada yazılı olan eğer binlerce satır SQL kodu varsa hepsi çalışacaktır. Ben bu nedenle seçiyorum. Ondan sonra çalıştırıyorum.
Bakın burada query finishing şu kadar second diyor. Yani 0,196 millisecond saniye tabii ki. 196 millisecond saniyede gerçekleşmiş bu işlem. Peki sorguyu, tabloyu açıp görelim. Bakın Cihan Özhan last name ve first name olarak buraya geldim. Employee ID bilgisini de buradan aldım. Peki multiple yani çoklu veri ekleme işlemini nasıl yaparız? Bu da gayet basit. Normal yapımız şuydu. Dikkat ederseniz burada value alanını iki değerli bir şekilde yazacağım. Hatta ben burada bir veri daha ekleyeceğim mesela. Örneği biraz daha genişletmek için. Bakın şurada title alanı var. Yani bu çalışanın bu şirketteki, bu firmadaki görevi nedir? Bu. Nedir? Ben buna title diyeyim. Title normalde not null değil. Yani boş geçilemez bir alan değil. Daha önceki, bir önceki örnekte yaptığımız gibi ben bunu yazmasam da olur. Ama ben burada yazmayı tercih ediyorum. Bu opsiyonel bir seçenek olarak kendim belirliyorum. Burada da mesela ne olsun? Ben yazılım geliştiriciyim. Software developer olsun. Ondan sonra şurada da ben bunu kopyalayıp aynı şekilde yapıştırdım. Şurada da Barış Özhan olsun. Bu da SEO Manager şeklinde. Bakın burada bir virgülle ayırdım. İki tane values yazmadım. Tek bir values ve alt alta yan yana olabilir bunlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ben görsel olarak anlayabilmeniz için, daha seçici olabilmesi için, seçilebilir olabilmesi için böyle yaptım. Values, Barış Özen vesaire. En sonunda da bu noktalı virgül yazmam gerekiyor. Eğer isterseniz, tabii bunu birden fazla satır da yapabilirsiniz. İki satır olmak zorunda değil. Şu şekilde. Tabii bu en son satıra gelene kadar virgül yazmanız gerekiyor buralarda. Şu şekilde kullanabiliriz. Peki, ben bunu seçiyorum ve çalıştıracağım. Sorun görünmüyor. Roles affected to dedi burada. İki kayıt etkilenmiş. Ve çalıştırdım. En son bakın zaten daha önce bir cihan eklemiştim 11. Bunun ikisini yeni ekledi. Software Developer ve SEO Manager olarak Cihan ve Barış Özen bunlar eklendi. Şuradaki sorgu içerisinde. Burada tablo yapılarını kendimiz oluştururken tabii onlara test verileri ekleyeceğim. O zaman farklı konuları anlatacağım. Veriyi ekleme ile ilgili. Aslında bazı detayları vereceğim. Ama temel olarak kullanacağınız yapı tam olarak bu diyebilirim. Bir sonraki derse görüşmek üzere.